Merhabalar. Odak dergisinin hazırlamış olduğu haftanın gündemiyle karşınızdayım. İlk olarak Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayla başlamak istiyoruz. Demirtaş ve Öcalan'ı kastederek Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek dedi. Erdoğan'ın nasıl hesaplar içinde olduğunu yorumunu sizlere bırakıyoruz. Dünyadaki ve Türkiye'deki diğer gelişmelerle devam edelim. Korona ve aşı kafa karışıklığı yaratıyor. Dünyada korona salgını bugüne kadar görülmemiş hızla yayılıyor. Üçüncü doz aşıların yetersizliği ortaya çıktı. Fransa'da yapılan araştırmada hastaneye başvuranların %56'sının iki doz hatta üç doz aşı yaptığı ortaya çıktı. Dün Japonya'da iki kişi omikron vakasından hayatını kaybetti ve çıkan sonuç ikisinin de iki doz aşı yaptığı. Bir yandan aşı karnesi uygulamaları toplum hayatında zorunlu kılınırken, diğer yandan da koronayı önemsemeyen tutumların geliştiği de gözleniyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika İlaç Ajansı gibi aşı öneren kurumlar, hatırlatma dozlarının gerek olmadığını yönünde açıklamalar yapıyor. Bunun yanında bazı ülkeler ve hükümetler ise aşıyı zorunlu kılacak uygulamalar ve yasalar çıkartıyor. Avusturya, Fransa, İtalya gibi ülkeler başta geliyor. Bunun yanında insanlara aşıyı zorunlu kılacak yasalar çıkartırken kendilerini bu yasaklardan ayrı tutuyorlar. En son İngiltere'de Boris Johnson'ın kendi konutunda, Başbakanlık konutunda çalışanlarla birlikte yaptığı eğlence ilanı ortaya çıktı. Fransa'da da bunun benzeri örnekler yaşandı. Başka ülkelerde de bunun örnekleri yaşandı. Yasalar çıkartanlar kendileri bu yasaların üstünde tutuyor. Bu salgın neden bu kadar önemseniyor? Neden bu kadar büyütülüyor? Biraz da bunun altyapısına bakalım. Salgın döneminde başta enerji alanı olmak üzere birçok alanda zamlar yapıldı. Halkın alım gücü düşürüldü. Bu şirketler silah sanayinden daha çok paralar kazandı. Örneğin aşı üreten firmaların dakikada 10 bin dolar para kazandığı belirtiliyor. Diğer yandan halkın alım gücü dediğimiz gibi çok düştü. Enflasyon Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde, gelişmiş ülkeler dahi çok yüksek rakamlara ulaştı. Normal şartlarda büyük eylemlerin olması beklenen bu dönemde korona yasakları, korona önlemleri neden göstererek eylemler uzun süre yasaklandı. Halk da aynı şekilde sağlık mı daha önemli, ekonomi de önemli ikilemi arasında kaldı. Daha çok sağlığı önem göstererek diğer ekonomik zorlukları, sorunları göz ardı etmeye başladılar. Oysa ki korona salgını ya da bu yasaklar dönemi olmasaydı, bu korku dönemi olmasaydı birçok ülkede büyük protestolar, gösteriler olacak. Belki de bu yasaları bu kadar rahat çıkaramayacaklardı. Bu konuda söylenecek aslında çok sözümüz var. Ama uzatmak istemiyorum. Uzatmayalım ve dünyadaki başka bir önemli gelişmeyle Kazakistan'dan devam edelim. Kazakistan'da yapılan zamlara ve baskılara karşı başlayan eylemler, Arap Baharı dönemini aratmayan sokak eylemlerini ve Suriye'yi yıllarca savaş ortamına dönüştüren silahlı çatışmaları hatırlattı. Geçen haftaki özetimizde gelişmeler halkın tepkilerinin batılı güçler tarafından manipüle edildiğini ve Rusya'nın da ortaya çıkan durumu fırsata çevirerek Kazakistan'daki etkisini arttırdığını gösteriyor. Kazakistan'da yaşananların anlayacakları Biden ve Putin arasındaki buluşmaya da hedef aldığı görülmektedir. Bilindiği gibi Putin, NATO'nun Rusya'yı kuşatacak şekilde genişlemesine son verilmesini istiyor. ABD ise Rusya'yı kuşatıp, bölüp, güçsüz düşürerek Çin'e karşı mücadelesine yediği durumuna getirmek istiyor diye yazmıştık. ABD'nin ve onun batılı müttefiklerin amacına ulaşamayacakları görülüyor. Rusya, bölgede kendi aleyhine sonuçlanacak bu çıkışa izin vermedi. Halk hareketi ise ne yazık ki başka mecralarda da tükendi. Yapılan zamlara ve hükümetin baskısına karşı başlayan eylemler uluslararası bir oyuna heba oldu. Kazanan Kazakistan burjuvazisi ve Rusya oldu. Kaybeden ise maalesef daha demokratik ve adil bir ülke için sokaklara çıkan işçi ve emekçiler oldu. Başta ülkemiz Türkiye'de olmak üzere batılı fonlarla davranan bütün sivil toplum kuruluşlarına karşı uyanık olmamız gerekiyor. Demokratik kitle örgütlerine,
basın kuruluşlarına ve belediyelere fonlar dağıtan batılı ülkeler iyi niyetli değiller. Sonuçta parayı veren düdüğü çalıyor. Dünyada bu tür gelişmeler olurken biraz da ülkemize dönelim. Ülkemize maalesef çok acı haberler ve gelişmeler yaşanıyor. Başta kadına yönelik şiddet. Yine geçen hafta İstanbul Tuzla'da 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, Oktay Dönmez tarafından tabancayla katledildi. Eski erkek arkadaş Oktay Dönmez tarafından sürekli tehdit edildi. Defalarca polise şikayet etti Dilara Yıldız. Ancak hiçbir önlem alınmadı ve Dilara Yıldız sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Hükümeti eleştiren en ufak bir tweet, bir Facebook paylaşımı ya da ne bileyim farklı bir sokakta bir protesto yürüyüşü benzeri şeyler direkt soruşturma ve tutuklamalara neden olurken Dilara Yıldız'a yapılan açık tehditler ve Dilara Yıldız'ın polise başvurması göz ardı edildi ve sonuçta ölümüne neden oldu. Bu ihmal da diyemiyoruz aslında, bile bile bir açık bir cinayettir bu. Polis, savcılık ve hükümet bu suçta, bu cinayette birinci derecede suçludur. Çünkü kadına yönelik hiçbir yönelik şiddete hiçbir ciddi yasalar çıkartılmadı. Hatta bu şiddeti uygulayanlara bazen ödüllendirilecek cezalar verildi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarılması da bu cinayetlerin artmasına neden olan durumlardan birisidir. Toplumu direkt derinden etkileyen bir başka olay da Enis Kara olayı. Biliyorsunuz Enis Kara Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenciydi. Babası dahil olduğu bir tarikatın yurduna oğlunu yerleştirdi. Enes Kara burada yaşadığı durumu bir video kaydıyla topluma duyurdu. Hem ailesinin baskısını hem de yurttaki baskıları anlattı ve sonrasında da intihar etti. İntiharı sonrasında toplum ikiye bölündü. Bir kesim bu tarikat yurtlarının kapatılmasını isterken AKP hükümeti ve cemaatler ise suçu Enes Kara'ya ve laiklik karşıtı laiklere yükledi. Ve İslam karşıtlığı cemaatlere yapılan eleştiriyi din karşıtlığı, İslam karşıtlığı olarak göstermeye başladı. Cemaatler ise Enes Kara'nın kendi kendini öldürerek bir cinayet işlediğini ve bunun üzerinden tarikatlar suçlamaya çalışıldığını belirtti. Valilik ne yaptı? Valilik haberlere erişim yasağı, haber yapma yasağı ve bölgede öğrencilerin bunu protesto edecek eylemlere yasak getirdi. Bu da gösteriyor ki bu cinayette sadece tarikatlar suçlu değil, aynı zamanda da hükümet ve hükümet yetkilileri de bu olayda birinci derecede suçlu. Zaten hükümet bilinçli olarak yurt yapmıyor. Ne yapıyor? Öğrenciler bilerek, zorlayarak bu tarikatların yurtlarını yerleştiriyor. Tarikatlar da hükümetten aldığı destekle çok rahat hareket ediyorlar. Öyle ki tarikatlar sadece üniversite yurtları kurmuyor. Anaokulu öğrencilerine din dersi ve Kur'an dersleri de veriyorlar. Bu noktada tabii Türkiye sorununun büyük eksikliği de var. Yıllardır söylediğimiz tarikatlar, gençlerin tarikat yurtlardan kurtarmak için alternatif yurtlar projesi yapalım. Bu yurtları geliştirmek için elimizden çaba gösterelim önerileri maalesef göz ardı edildi. Ve bütün devletin yurt yapması gerektiği, tarikatları kapatalım söylemi ön plana çıkartıyor ama tarikatları kapatınca ne olacak? Bu öğrenciler bu sefer devletin yurtlarına gidecek. Devlet kim? Tarikatlara destek veren AKP hükümeti. Arada ne fark çıkacak? Önemli olan hükümetin ya da tarikatların kontrolünde olmayan bağımsız, ilerici, demokratik ve sol güçlerin etkili olduğu yurtların yapılabilmesidir. Çözüm oradan geçiyor. Zaten yani sadece Enes Kara olayı değil, yurtlarda yaşanan daha önceden kafa kesmeler olduğu, tacizler, tecavüzler olduğu, çok sağlıksız ortamda yapılan yurtlarda çıkan yangında onlarca çocuk öldü. Yani yurtların durumu zaten ortada. Şimdi alternatif bir şeyler geliştirme sorumluluğumuz ve görevimiz var. Hükümet dincileşme yolunda ilerlemeye devam ediyor. Zaten AKP hükümeti uzun süredir, 20 yıldır iktidarda ve yeni dinci nesil yaratacağım diyordu. Ve bu dinci nesili yetiştirme yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı yardımcılığına TÜGVA'lı din eğitmeni kişiye atayarak bunu tekrar gösterdi. Hemen ilk etapta buna karşı çıkanları din düşmanı olarak göstermeye çalışıyor. Yine geçen hafta bunun örneklerinden birisi, çok acı örneklerinden birisi. Ankara'da bir kadın eşi tarafından dövülerek öldürüldü. Gerekçesi, bir hocanın belirtmesi sonucunda psikolojik sorunlar yaşıyor kadın. Doktora götürülmesi yerine bir hocaya götürülüyor ve hoca da kadının vücuduna cin kaçtığını, ancak hacamat ve oklavayla vurala dövülerek bu cinin çıkarılacağını söylüyor. Ailesi ve eşi de bu konuda rol alıyor ve kadın dövülerek maalesef katlediliyor. Diğer taraftan Türk Tabipler Birliği hedef alınıyor Erdoğan tarafından. Gerekçesi ne? Türkiye'nin üretmiş olduğu, ürettiği Türkabak aşısı. Türk Tabipler Birliği buna aşı diyemeyeceği, içine ne olduğu bir solüsyon olduğu ve ikinci ve üçüncü aşamalardan geçmediği, bundan dolayı da aşı olarak sınıflandırılamayacağı belirtiyor. Bunu diyen Erdoğan direkt Türk Tabipler Birliği'ne saldırıya başladı. Sadece Türk Tabipler Birliği'ne, birçok AKP alternatif olan, AKP eleştiren bütün birçok kurum bundan nasibini oluyor. Bugün adaleti eleştiriyoruz. Hakimlerin doğru kararlar almadığını söylüyoruz ama biraz AKP aleyhine bir karar alan bir hakim direkt sürgün edilebiliyor. Öğretmenler görevlerinden alınıyor. Doktorlar görüldüğü gibi hemen hedef alınıyor. Bu Türkiye'nin maalesef son yıllardaki bir gördüğümüz gerçekliği. Türkiye'nin başka bir gerçekliği daha var. Irkçılık, gelişen ırkçılık, yabancılık, göçmen işçilere karşı yapılan ırkçılık. Suriyeliler, bunlardan en büyük nasibini alan da Suriyeliler oldu son dönemde. Son örneği İstanbul Bayrampaşa'da Suriye kökenli Nail Anef yüzleri maskeli bir grup tarafından katledildi. Göğsünden bıçaklayarak katledildi. Yattığı evinde, yatağında bıçaklanarak katledildi. Odada yalnız değildi, 5 kişiydiler. Diğerleri de dövüldü. Çok kötü bir şekilde dövüldü. Bu son örneklerden birisiydi. Hemen aynı gün başka bir olayda Esenyurt'ta yaşandı. Suriyelilerin yaşadığı bölgede Suriyelilere yönelik saldırılar oldu. Toplum yaşanan ekonomik krizi, işsizliğin sorumlusu olarak Suriyelileri görüyor. Suriyeli emekçileri görüyor. Oysa Erdoğan hükümeti bundan birinci derecede sorumludur. Suriye'yi bu savaş ortamına, kan gölüne ve milyonlarca Suriyelinin Türkiye'ye göç etmesini sağlayan AKP hükümetiydi. Ve sermaye de bu Suriyelileri ucuz iş gücü olarak kullanıyor. Bu iş gücü olarak kullanılması Türkiye'li emekçilerle ucuz iş gücü haline getirilen Suriyelileri karşı karşıya getirdi. Oysa düşmanımız Suriyeli emekçiler değil, bunları ucuz iş gücü olarak çalıştıran ve bunların buraya getirilmesine neden olan hükümet ve bu sistemdir. Hedefimiz onlar olmalıdır. Olacak Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Çağdaş Gazeteciler Derneği yaptığı açıklamada geçtiğimiz yıl 32 gazetecinin gözaltına alındığını, 22 gazeteci başta siyasiler olmak üzere çeşitli kesimler tarafından tehdit edildiğini, ayrıca çoğunluğu toplumsal olaylara takip sırasında 75 gazetecinin de saldırıya uğradığını belirtti. Ülkemizde sade vatandaş olmak ne kadar zorsa, mesleğini dürüst yapan insanlar sürekli baskı ve tehdit altında da yaşıyorlar. Son olarak iki haberle özetimizi bitirelim. Küba, geliştirdiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınmayan korona aşısından 229 bin dozu Suriye'ye hibe etti. Diğer taraftan Dünya Sağlık Örgütü'nün tanıdığı aşıları üretenler ise dakikada 10 bin dolar kazanıyor. Ama hiçbir dayanışmada ya da yoksul olan ülkelere bir paylaşımda bulunmuyorlar. Batılı hükümetler ise ne yapıyor? Aldığı fazla aşılardan son kullanma tarihi geçenleri ya da yaklaşanları bu yoksul ülkelere gönderiyorlar. Küba ne yapıyor bu dönemde? Hem ambargo altında hem de ciddi ekonomik sorunlar yaşamasına rağmen bu 240 bin dozu gönderiyor. Bununla da yetinmiyor. Bu ülkelere aşıların üretim izinlerini de veriyor. Ücretsiz olarak. Son olarak Soma Kömür Ocağı'nda yaşanan iş cinayetine dönelim. O dönem hatırlarsınız. Ne kadar tam olarak sayısı bilinmedi, 300 rakamlar verilse de tam olarak rakamı bilinmeyen bir maden kazasında yüzlerce
emekçi hayatını kaybetmişti. Buna yönelik protestolar olmuş, polis saldırmış ve birçok insan gözaltına alınmış, yaralanmıştı. Bu protestolarda yere düşen bir emekçi, madenci, o dönemin Erdoğan'ın özel kalem müdürü yardımcısı tarafından yerdeyken tekmelenmişti ve bu olay Türkiye'de ve dünyada yankı etmişti. İşte o özel kalem müdürü, başbakanın o özel kalem müdürü Yusuf Yerkel, Almanya'ya ateş olarak, ticari ateşi olarak atandığını duyduk. Sokakta yatan madenciyi tekmeleyen Yusuf Yerkel ödüllendirilerek ateş olarak Almanya'ya gönderiliyor. Tabii bu sessiz bir kalınmadı buna karşı. Hem Türkiye'de hem de başta Almanya'da birçok politikacı, sivil toplum kuruluşu bunu protesto etmeye başladı. Başta Alman politikacılar, Türkiye'li kökenli Alman politikacılar olmak üzere birçok açıklamalar yapıldı. Geçen hafta da 14 Ocak'ta büyük bir yürüyüş yapıldı yine Almanya'da. Yusuf Yerkel'in atamasının durdurulması yönünde ve Almanya'nın buna akreditasyon vermemesi için. Önümüzdeki süreçte bu protestolar eylemlerin sonuç vereceğini ve Yusuf Yerkel'in atamasının durdurulmasını umuyoruz ve bunun olması için de mücadelemize devam edeceğiz. Bu haftaki özetimizi burada sonlandırıyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. İyi haftalar.